Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TAFE ne demek, ondan sonra College Üniversitesi'ne sertifika ne demek, onlarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Fakat bilmelisiniz ki bu video sadece beni bildiklerimden ibaret. Daha fazlasını bilmiyorum ve haliyle onun daha fazla bir bilgisini veremem. O nedenle ne biliyorsam size onu aktarabileceğim bir video olacak. Öncelikle bana gelen sorulardan bir tanesi şu, TAFE ne, Sertifika ne? Üniversite ne? Yani bu üç arasındaki farklar ne? Evet TAFE ve üniversite arasındaki farkı söylüyorum. TAFE dediğimiz program bizim e, Türkiye'deki iki yıllık bölümler demek. Üniversitede bizim bildiğimiz üniversite yani burada Amerika'da college diyorlar ama burada college demiyor üniversite diyorlar normal olarak. 4 yıllık bölümlere üniversite diyorlar. iki yıllık, bir yıllık gibi bölümlere de TAFE programları diyorlar. TAFE programları devlet okullarında ve özel e, okullarda olmak üzere ikiye ayrılıyor TEF ve college'lar yani TEF adı altında aldığınız iki yıllık eğitimler sizin devlet okullarında aldığınız bir eğitim. College dedikleri de sizin özel okullarda aldığınız bir eğitim. Diyelim ki iş buldunuz ve bu iş bulduğunuzda TEF programından mezunsunuz. Aynı bölüme ait mesela ben ve bir arkadaşım ikimiz de aynı bölümden mezunuz. Ben TEF programından yani devlet okulundan mezunum. O arkadaşım da bir college'dan mezun. İkimizi de aldı patron karşısında konuşuyor. İlk öncelik yani o ortamda 2 0 1 0 öne başlayan kişi ben oluyorum. Çünkü ben TEF programından Devlet okulundan mezunum. College'da okuyanlar tabii ki yine iş bulabilirler falan ama sadece hani öncelik sıralaması TEF'te okuyanlar daha karlılar. Peki hangisi para olarak daha kâr derseniz tabii ki college'lar çünkü onların fiyatları çok uygun ama TEF programları 15 bin, 20 bin dolardan başlayan fiyatlarla gidiyor. Üniversite programları da zaten seni 40 bin dolardan başlayıp devam edip gidiyor ki onlar 4 yıllık okumanız gereken bir bölüm biliyorsunuz. Türkiye'dekinin aynısı. T programlarında şöyle bir durum da var. Mesela siz üniversite okudunuz. Üniversite okudunuz ama o bölümünüzle alakalı TEF yapabilir misiniz? Yapabilir mi Tuğba? Üniversiteyi bitirdi yine de TEF programına girebilir mi birisi? Değil mi? Yani TEF isteyen herkes yapabilir aslında. Lise mezunusunuz. Mesela lise mezunu birisi TEF programı yapabilir mi? Yapabilir. Doğru mu? Zaten burada lise mezunu olan kişiler en çok TEF programı yapıyorlar. Eğer üniversite okumak istemiyorsanız, üniversite okumayanlar genellikle bu TEF programını uyguluyorlar zaten. Çünkü hemen çalışmak istiyorlar. Mesela örnek veriyorum, bizde de aslında o var. Çocuk gelişimi öğretmenliği okuyan birisi 4 yıl okuyor diyelim. O, o kreşte öğretmen olarak iş yapıyor. Ama 2 yıllık çocuk gelişim artık ismini bilmiyorum Türkiye'deki ama yardımcısı diyeyim mesela. O 2 yıllık bir bölümü var onu okuyorsa o da ne olur? Öğretmen yardımcısı olur. Bu da tam olarak burada öyle işliyor. Eğer siz üniversite okumayıp hemen bir şey okuyayım ve para kazan Hanım diyorsanız TEF programlarına gidiyorsunuz. Ama ben üniversite okuyacağım diyorsanız o zaman 4 yıllık bölümlere işte sınavlarını geçerek geçiyorsunuz. Burada okeyiz. Peki sertika programı ne? Sertifika da şöyle, bu TEF değil ya da başka bir şey değil. Bu benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Mesela Türkiye'de de bazı sertifika veren yerler, mesela örnek veriyorum ben cilt bakımı yapmak için bir güzellik bakım sertifikası aldım. Ama bunun ne üniversiteyle alakası var ne de başka bir şeyle alakası var. Yani sertifika programları da burada özel kuruluşların verdiği sertifika programları var. Burada da her gruba hitap ediyor. Mesela lise mezununa hitap ediyor. İşte yine sertifika programları için İngilizce, mesela siz geldiniz yurt dışından ve burada eğitim alıyorsunuz. İngilizcenizin sertifikalı bir İngilizce olmasını istiyorsunuz. Onunla alakalı sertifika programları var. Yani bunu TEF'le kıyaslamayı. TEF dediğiniz şey üniversitelerin size meslek için verdiği şeyler. Bu sertifikalarda eğer yapmak isterseniz bölüme mesleğe dair şeyler ama aynı zamanda yapmak istemeseniz al, alayım cebimde dursun dediğiniz bir sertifika programı. Mesela benim yaptığım proje yönetimi sertifikası. Mesela mühendis birisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi. Okey bitirdi okulunu ve diyor ki ya ben sonuçta proje yapacak onlar. Proje yönetimine dair bir sertifikam da cebimde olsun diyorsa bu proje yönetim sertifikasını yapabilir. Benim yaptığım bölümle alakalı yapabilir. Bunların bu sertifika programlarının her seviyeye, her duruma göre şeyleri var, durumları var. Sertifika 1, 2, 3, 4 diye geçiyor. Bizim nasıl bir işte falan bir sürü dalı var. Ya da ne bileyim Diploma of Advanced bilmem ne. Böyle bir sürü şeyi var, bölümü var. Mesela ben proje yönetiminin ilk önce Diploma of'unu aldım. Bir de Advanced'ini aldım. Yani iki seviye ve iki yıllık olanını aldım. Bunları siz seviyelerini ve senelerini istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz. Üç yıla kadar uzayan sertifika programları var. Benimki iki yıllık dediğim gibi. Başka aklıma gelen bu konuyla alakalı bir bilgi yok. Çünkü ben de dediğim gibi sadece kendi bildiklerimi anlatıyorum. Çünkü afaki bir şey konuşmak sizi yanlış yönlendirmek olabilir. Eğer aklınıza takılan spesifik bir şey varsa yorumda yazarsınız. O konuyu özellikle araştırmayı çok isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.